Evinize hoş geldiniz. Gel, içeri girebilirsin. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Neslihan. Bugün sizlerle birlikte uzun süredir bahsettiğim gibi e-turunu çekiyor olacağız. Şu anda kameranın arkasında eşim Erdi var. Biliyorsunuz zaten videolarımdan artık hafif hafif tanıyorsunuz. Burası bizim koridorumuz. Koridordan biraz sonra odalara dağılacağız. Hepsini tek tek size gösteriyor olacağım. Neyi nereden aldığımızdan bahsediyor olacağız. İlk olarak salonumuzdan başlayalım. Böyle geldiğimizde burası bizim salonumuz. Bu arada biz Üsküdar'da Salacak'ta oturuyoruz. Biz hatta Erdi'de, ben de doğma büyüme Salacaklıyız. O yüzden de hani buralardan pek kopmak istemedik. Evlendiğimizde de burada oturmaya karar verdik. Ve Üsküdar'da bulabileceğiniz belki de en büyük evlerden birinde oturuyoruz. Çünkü Üsküdar'da artık evler çok küçük. Hani en fazla böyle 60 metrekareler, 70 metrekare bile yok evler artık. Burası sıfır bir daire, yeni yapıldı. Böyle bir yıl falan oluyor aslında. Biz de ilk kez oturuyoruz. İlk kez biz girdik içerisine. Şimdi salonumdan başlayacağım neyi nereden aldığımızı anlatmaya. İlk olarak masamızdan başlayalım. Şöyle alabilirsin. Masamız ve koltuklarımız bizim hepsini beraber aynı yerden aldık biz. İki tane üçlü, bir tane tekli ve bu masaları aldık bir yerden. Aslında tüm mobilyalarımızı hep farklı farklı yerlerden aldık. Zaten biraz sonra tüm detaylardan bahsediyor olacağım size. Ne oldu arkada kamerada? Kamera sola doğru gidiyor biraz, yani yavaş. Şu an nerede kamera? Sende. Tamam. Şimdi masamızdan anlatmaya başlayacağım. Masamızda bu taraflarda detaylarımız var. Eskitme, pirinç detayları. Ve tüm salonumuzda aslında bu detaylar hakim bizim. Sen şu an burayı alabiliyor musun? Alıyorum. Tamam, peki. Masamız böyle standart boylarda. Böyle 160'a 90 istedik. Geldiğinde ölçtüm, 170'e 90. Sorun yok. Neyse, salonumuza sığdı. Bununla beraber sandalyelerimizi de normalde başka bir renk sipariş vermiştik ama bu renk geldi. Bence bu renk salonumuza daha çok uydu hatta. O yüzden de değiştirmek istemedik. Sandalyelerimiz de bu şekilde. Sonra masanın üzerinde bir runner'ım var. Bir tane runner'ım var. Bununla beraber ek başka runner'lar daha sipariş etmeyi düşünüyorum açıkçası. Yani bunu ve bunun aynı modellerinde bir masa örtüsü yaptırdım aslında. Bu masa örtüsüyle runner'a, yani bu sene işte birkaç ay önce aldım, 4 ay önce falan aldım herhalde. Bir 450 lira gibi bir fiyat verdim. Başka normalde yerlerden aldığınızda da aslında zaten ortalama bu fiyatları vereceksiniz. O yüzden de en azından içime sinen daha sade bir şey yaptırdım. Bu da hoş oldu. Bunun üzerindeki süsümüz ise bu Erdi'nin bana istemeye gelirken aldığı bir, ne denir buna? Yani çikolata kasesiydi ama işte şey, ne denir? Ne denir? İşte ne bildiğiniz şey işte. Çikolata kasesiydi. Bunu Erdi Paşa Bahçe'den almıştı. Bunun üzerinde nişan süsümüz var. Bunları biz masalsı hazırlıklarda yaptırmıştık. Ve benim nişandaki konseptim de turuncuydu. Ve düğündeki konseptim de turuncuydu. Tesadüfen öyle bir şey gelişti. Sonra bu tarafta bir aynamız var. Bu aynayı benim Maltepe Üniversitesi'nden arkadaşlarım gelmişti. Hatırlarsınız diyeceğim ama onun videosunu çekmemiştim. O yüzden hatırlamanız biraz imkansız. Bunu IKEA'dan almışlar. Ev hediyesi olarak aldılar bize. Bunu da salonumuza uydurduk. Normalde benim makyajlı masamda o zaman aynam yoktu. Oraya bir koysak mı dedim ama Erdi renk tonuyla pek uymayacak diye oraya almak istemedi. Şimdi bu tarafa doğru hafiften geçebiliriz. Şimdi bizim iki tane üçlü aldık dedim size. Şöyle durayım ben. Birisi işte böyle daha çok kahve tonlarının hakim olduğu bir koltuk. Diğeri ise böyle daha çok beş tonlarının hakim olduğu bir koltuk. Erdi kamerayla arkada cebelleşiyor bu arada. Şimdi şu kahve tonlu koltuktan başlayacağım. Bunun modeliyle aslında 5 tonlu koltuğun modeli biraz farklı. Bu biraz daha böyle arkası yastıklı bir model.
Bunun yastıkları yok. Ergi sonrasında bu beş koltuğu daha çok beğendi o yüzden. Daha rahat olduğunu söylüyor. Şurada gördüğünüz kırlentler ve şu kırlentim yine aynı şekilde aynı model. Bu yani, bu değil. Onların hepsini zaten koltukçudan almıştık. Onların getirdiği kırlentler bunlar. Zaten şu desen, şunu hemen göstereyim, sen oradan karıştırıyor olabilirsin. Şu desen zaten tekli koltuğunda da kullandığım desen, o tekli koltuğu buraya koyamadık. Yer kalmadı burada. Onu giyinme odama aldık. Orada göreceksiniz zaten. Bu yastıkla, ya yani bu kırlentle şu 5 koltuğundaki kırlenti, istersen biraz yavaş al. 5 koltuğundaki kırlenti Bella Mizen'dan aldık. Bunlar bu şekilde. Zaten salonumuzda yine dediğim gibi hep bu tonlar hakim görüyor olacaksınız. İstersen buraya gel. Hafiften. Çok da yaklaşmayabilirsin. Bu neydi bunlar? Teraryum, değil mi? Evet. Teraryum. Bu teraryumu ben ilk işe girdiğimde Erdi bana hediye olarak ofise göndermişti. Sonrasında ben tabii ki de teraryuma bakmadığım için öldü. Biz buraya taşındığımızda da Erdi teraryumu aldı. İçerisine yine bitkiler aldı vesaire. Düzenledi bunun içerisine. Biraz yaklaşabilirsin bence. İçerisi böyle çok tatlı, çok güzel oldu bence. Ve şu kozalakları da geçen gün Erdi bir ormandan topladın, değil mi? Hani Aynen. sonra geldi onları bir şeyler yaptı, yıkadı, işte fırına koydu, ocağa koydu, bir şeyler yaptı bilmiyorum. Bunları da burada değerlendirdik. Şuradaki taşlarımız pek detaylı değil yer ama önemli de değiller ama Erdi bunları balayından topladı. Gittiğimiz yerlerden onları da böyle üst üste dizdi. Belki sonrasında onları yapıştırır bilmiyorum. Buradaki zigon sehpalarımız bize mobilyacının hediyesiydi ama yani hiç kaliteli değiller aslında. O yüzden peki niye Erin orada morali Ya canım niye moralim bozuluyor? Niye? Şimdi gel, şimdi orta sehpamızdan başlayalım. Buradaki detayları bence çok beğeneceksiniz. Benim genel olarak çok beğendiğim detaylar. Şimdi orta sehpamız ve TV'nin temizi biz aynı yerden aldık. Yerlerini de aşağıya yazıyor olurum. Neresiydi, adı neydi? Yani hatırlamıyorum tam olarak. O kadar yerden bir şey aldık ya. Şimdi buradan başlayayım. Şu süslerden başlayacağım. Burada bir dekoratif tepsi kullandım. Bu dekoratif tepsi Muda konseptten aldığım bir tepsi. Bunun haricinde şuradaki mumu görüyorsunuz. Bunu Zara Home'dan aldım. Müthiş bir kokusu var. Şunu IKEA'dan almıştık. Şunu şimdilik elime alayım. Detayları göremeyeceğiz yoksa. Bu süs ise bizim yine nişan süsümüz, hediyeliklerimizdendi. Bu ise bizim düğün hediyeliğimiz. Zaten bunu videolarımda görmüşsünüzdür. Yine gördüğünüz gibi turuncu tonlar hakim. Buradaki mumu ise yine Zara Home'dan aldım. Çok güzel bir kokusu var bunun da. Bu kozalaklar yine Erdi'nin eseri gördüğünüz gibi. Ve burada bardak altlıklarımız var. Bunları da, bu bardak altlıklarını da IKEA'dan almıştık. Şimdi bunu da buraya koyabiliriz. Şimdi şu TV ünitesinden devam edelim. Sonrasında ise perdeler, halı ve avizeden devam ederiz. İlk olarak şu TV ünitesini de az önce size söylediğim gibi şeyden aldık. Yine aynı orta sehpayı aldığımız yerden Şanze Mobilya'dan aldık. Hatırladım ismini. Bak şimdi. Şurada çerçevelerimiz var, görüyorsunuz. Bu çerçeveleri bak, düşüyordu. Bu çerçeveleri Çakra'dan aldım. Çakra, aynen. Çakra'dan aldım bunları. İçerisine ayrı fotoğraflarımızı bastırdığıma göre ve ayarladık. Bunun içerisinde mesela nelerim var? Gösterecek olursam. Şöyle buraya kadehlerimi koydum. Misafir kadehleri olarak ayırdım onları. Bunları zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Rakle'nin kadehleri ve burada ise karanlık çıkıyor herhalde, değil mi? Evet biraz. Gözükmüyor, değil mi? Elimi alarak göstereyim ben. Şu kadehleri zaten biliyorsunuz. Bunlar Rakle'nin kadehleri. Bu bardaklar da yine Rakle'nin bardakları. Evet, orada şekilden şekile girdi. Bunları buraya koydum. Çünkü zaten mutfağa bunların hepsini sığdıramadım. Şimdi şunu tekrar geri koyayım.
Şöyle şuradan devam edelim. Buradaki parçalarıma çok bayılıyorum. Çeyiz videolarımı izlediyseniz orada da görmüşsünüzdür. Bunu Paşa Bahçe'den almıştım. Sonra bunları da şöyle iki tane viski bardağı aldık. Bunları da Paşa Bahçe'den aldım. Şöyle detayları var. Berkan bunları pek beğenmedi bu arada. Sonra bir de şöyle bir şey vardı. Bu da işte yağlık sirkelik. Bundan da iki adet var. Onları da buraya koydum. Şunları hemen koyayım. Bir de onun haricinde burada işte peçeteliklerim, tepsim vesaire var. Şöyle gösterecek olursam size de böyle bu şekilde. Aa, düşüyor mu bu? Düşüyor. Yardım et. Burada işte peçetelerim ve peçeteliklerim, tepsim vesaire var. Bunları da buraya koydum. Şimdi buraya geliyor olacak olursak, bu tarafta daha çok böyle masa örtülerim, Amerikan servislerim. Az önce size bahsettiğim masa örtüsü de burada. İstiyorsan gel bak gösterelim. Gözüküyor mu orada? Gözüküyor. Tamam. İşte bu kahvaltı sofraları için yine Paşa Bahçe'den aldığım bir örtüydü. Bu da az önceki Runner'la beraber yaptırdığım bir masa örtüsüydü. Burada da dediğim gibi Amerikan servislerim, el kokum vesaire bunlar mevcut. Bunun haricinde burada işte misafir çatal kaşık bıçak takımlarım var. Biz hala misafir çatal kaşık bıçak takımlarını kullanıyoruz çünkü günlük olarak hala henüz bir şey almadım. Burası bu şekilde. Burada ise benim misafir yemek takımım var. Yani bu TV ünitesi aşırı kullanışlı oldu o yüzden bana. Her şeyimi buraya toplayabildim. Mutfakta sığmayan çoğu şeyim buralarda yer alıyor. Bütün misafir yemek takımını da bu rafları kullanarak değerlendirdim. Sonra televizyonumuza gelecek olursam, biz televizyonu Philips'ten aldık. OLED 705. Kaç inçti? 55 ekran mıydı? 55. 55 inç. Biz şu an için çok memnunuz. Başta bir problem yaşamıştık hatta. Bir videomda da bundan bahsetmiştim. Televizyonumuzun ekranında bir çizgi çıktı. Mecburen televizyonu göndermek durumunda kaldık. Tekrar yenisini verdiler bize. Ama şu anda gelen televizyonumuzdan çok memnunuz. Böyle hani çok hoşumuza gidiyor. Ses sistem olarak da güçlü. Arkasında da ışıkları vesaire var. O yüzden böyle bizim hoşumuza giden bir televizyon oldu. Buraya gelecek olursak, burada böyle mumlarım var. Şöyle 3 tane mum var. Bunlar bana rakleden hediye olarak gelmişti. Onları buraya koyduk. Bunlar da başta çok güzel kokuyorlardı. Daha sonrasında kokuları hafiften bir gitti gibi. Onun haricinde burada size son olarak gösterebileceğim TV ünitesinin üzerinde şöyle bir abajurumuz var. Bu da baykuş motifli. Ve yine bir eskitme rengi görüyorsunuz. Bizim çok hoşumuza gitti ve bu salonla tamamen bir bütünlük gösterdi aslında. Şimdi hafiften şöyle gelelim. Perdelerimi gösterelim bir detay olarak. Perdelerim böyle görüyorsunuz şu tülü bütün evde kullandık. Bunun haricinde şu ne deniyordu bunlara? Fon Kenarlara. mu? Ha, fon. Fonlara da işte yine aynı şekilde koltuklarımdaki ve salonda kullandığımız tüm detayları kullandık. Bej ve kahve tonları açıkçası. Bu şekilde de tamamen bütünlediğini düşünüyorum salonu. Halımızı bir gösterelim istersen. Halımız bu şekilde bir böyle baklava desenleri olan bir halı üzerinde. Bu da böyle beyazlı işte kırçıllı gibi böyle bir rengi var. Hafif salonu açsın istedim. Biraz da üzerindeki baklava desenleri bana farklı geldiği için de o yüzden de bunu tercih ettik. Bunu da Üsküdar'da Karacahalı'dan aldık. Şimdi bir de o şeyi gösterelim, lambamızı gösterelim. Bu lambalarımızı, evdeki tüm lambaları biz aynı yerden aldık. Bulgurlu'da bir lambacıdan aldık ama şu an avize. Avize Avize. yani. Evet. Ben heyecandan unutuyorum. Ya, avize yani. Yine görüyorsunuz üzerindeki detaylarda eskitme detayları var. Yani aslında tüm evde kullandığımız gibi eskitme detaylarımız mevcut bunda da.
Üzerinde kullandığımız ampuller bizim Edison ampulü mü bunlar? Değil mi? Edison değil, LED ampul. Peki, tamam. Edisonlar çok enerji tüketiyormuş. Tamam. Salonumuz böyleydi. Salonumuzda göstereceğim detaylar bu şekildeydi. Son olarak size şunu gösterebilirim. Yine burada bir tülüm var. Buradan da balkona çıkıyoruz. Şöyle hafiften size bir gösterelim buradan çıkıp gel. Hafiften gelebilirsin. Şimdi burada çamaşırlığım var şu anda. O yüzden alanı fazlaca kapattı. Ama biz buraya bir masa almayı düşünüyoruz. Daha sonrasında şu an için henüz karar veremedik masaya. Bir böyle aslında 4 kişinin oturabileceği bir şey düşünüyoruz ama henüz bulamadık. Bulabilirsek alacağız. En azından 4 sandalye ve böyle biraz daha geniş bir masa olursa bizim için daha iyi olacaktır. Burada kombimiz var. Ben bunun içerisine aslında şöyle biraz doldurdum şeylerle falan. Kovayı falan, banyoya falan koyamıyorduk. O yüzden de bunu buraya koymak durumunda kaldık. Gel istersen şuradaki manzaramızı biraz göster. Böyle biraz daha sakin, yeşilliğin olduğu, yeşilliğin hakim olduğu bir balkon burası. O yüzden biraz içimizi rahatlatıyor burası. Gösteriyor musun? Gösteriyorum da kameranın kafası biraz karışıyor gibi. Tamam, şöyle alabilirsin geriden beni yine. Böyle bu şekilde. Umarım burayı da beğenmişsinizdir. Bizim için yani Üsküdar'da böyle bir balkona sahip olmak bile lüks. Yani emin olun Üsküdar'da oturanlar varsa biliyorlardır diye düşünüyorum. Şimdi buradan hafifçe yatak odasına doğru gidiyoruz. Biz yatak odasını ikiye böldük çünkü sığmayacaktı. Gelelim, gidelim oraya. Orada anlatırız. Gelebilirsin. Şimdi burası bizim yatak odamız. Şu posu ben İngiliz Home'dan aldım. Daha geçen gün aldım. Buraya bu zamana kadar hiç halı vesaire bir şey bulamamıştım. Post düşünüyorduk ama fiyatları da hep yüksek geliyordu bana. Bunu İngiliz Home'dan 300 liraya aldım geçen gün ve yeni etiket yapıştırılmış 500 liraya falan satılacakmış yakında. Dedim ki neyse kaçırmadan alayım ben 300 liraya bunu. Onun dışında burada bizim komodinlerimiz ve sadece yatağımız, bazamız, yatak başlığımız mevcut. Başka hiçbir şeyimiz mevcut değil. Daha sonrasında buraya belki bir tablo vesaire bir şeyler yerleştiriyor oluruz. Şu komodinleri bir göster istersen. Şu komodinler, ben gerçekten böyle daha sade, daha doğal bir şeyler istiyordum açıkçası. O yüzden de böyle iki çekmeceli bir komodin yaptırdık buraya böyle. Bu abajürlerimiz ise yine bize şeyden hediye. Lambalarımızı, avizelerimizi aldığımız yerden hediye geldi bunlar. Şöyle gelelim. Bu yatağımızı ve yatak başlığımızı ve komodinlerimizi, aslında makyaj masamı da ben bir tanıdığımıza yaptırdım. Kardeşimin, arkadaşının babası yaptı bunları. Daha öncesinde başka bir yerden beğenmiştim vesaire. O da benim için bunları tasarladı, yaptı. Şöyle ki yatak örtümüz, taçın yatak örtüsü diye hatırlıyorum bunun üzerindeki. Taçındı galiba değil mi? Taçın olması lazım, evet. Biz bunu şeyden aldık, Eminönü tarafından aldık ve kumaşı gerçekten çok güzel. Çok beğeniyorum. Hatta en çok beğendiğim resim takımlarından birisi de budur. Hatta yatak odamında en çok bunun uyduğunu düşünüyorum. Sen de öyle mi düşünüyorsun? Ya, ben de o şekilde düşünüyorum ama fakat işte yatak odası sadece ayrı kaldığından dolayı yani pek kendini göstermiyor. Tabii, biraz sonra giyim odasına gidince göreceksiniz. Orası daha böyle buradayım diyor. Bu tabi böyle ayrı kaldığı için Erdin'de dediği gibi pek kendisini göstermiyor. Gel istersen bu tarafa. Gelmeyeceğim mi? Gel gel. Gel buraya. Şimdi diğer komodinimiz de bu tarafta yine. Bu tarafta böyle balkonun kapısını falan bu diğer abajürle tutturuyorum buraya. Yine balkona bu taraftan da çıkılıyor. Yani iki taraftan çıkabiliyoruz aynı balkona. Hem salondan hem bizim yatak odasından. Aslında bu da çok avantajlı benim için. Çok sevdim bu yönünü, bu odanın. Böyle yine perdelerimiz gördüğünüz gibi aynı yerden, aynı model salondakiyle.
Bir de burada ışığımız çok yetersiz. Siz de görüyorsunuzdur. Bunun yanmasını bizim değiştirmemiz gerekiyor. Burada pasta model bir abajur kullandık. Abajur güzel ama içerisindeki ışığın değişmesi gerekiyor. O da çünkü şu anda çok karanlık. Belki hava da kapalı. Onun da etkisi vardır ama odada ışık da karanlık. Yatak odamız bu şekildeydi. Şimdi giyinme odasına vesaire gideceğiz. Makyaj masam orada. Gelebilirsin. Önce mutfaktan mı devam edelim? Bence sıradan gidelim o zaman. Tamam. Şimdi burası bizim mutfağımız. Mutfağa zaten ayrıca bir mutfak turu çekiyor olacağım. O yüzden çok detaylandırmayacağım. İçlerini vesaire çok göstermeyeceğim size. Böyle geldiğinizde şöyle burası ankastre setimizin olduğu yer. Burada işte yani tezgahın üzeri oldukça dolu görüyorsunuz. Baharatlıklarımızı sığdıramadığımız baharatları falan buraya IKEA'dan aldığım şeyleri koyduk. Ondan sonra yağlıklarımız vesaire bu tarafta. Aslında zeytinyağı için de bende bundan var. Onu da çıkarıp koyabilirdik biliyor musun? Böyle ayırmak amacıyla ona koymadım. Meryl daha bence güzel. Peki. Diye düşünüyorum. İşte burada çayım, kahvem, şekerimin vesaire olduğu baharatlıklarım, kavanozlarım mevcut aslında. Burada biliyorsunuz şuradan da gördüğünüz gibi mutfakta şeylerin boyu çok yüksekte. Dolapların boyu çok yüksekte. O yüzden bu merdiveni ben işte bu tepelere tırmanmak için kullanıyorum şu anda. Böyle gelecek olursak yine baharatlıklarım bu tarafta, çekmece içlerimi vesaire mutfak turunda göstereceğim size ayrıca. İşte kettle'ım, Delogni'nin kettle'ı. Daha sonrasında küçük ev aletlerinden memnun muyum? Hangilerinden memnunum ya da değilim? Bu tarzda da bir video çekiyor olacağım. Bunun haricinde işte buraya IKEA'dan bir böyle ne denir buna? Askılık mı? Askılık tarzı bir şey aldık işte. Buraya bardaklarımızı astık. Şu bardakları ben Bernardo'dan almıştım. O yüzden bu yani her şey çok uydu aslında. Hani siyah beyaz tonları vesaire çok uyduğunu düşünüyorum. Bu bulaşıklığı da yine IKEA'dan almıştık. Onların hepsini şu gördüğünüz tüm detaylar IKEA'dan. Bu taraftaki bulaşıklık şeyim de süngerim de yani IKEA'dan aynı şekilde. Bunun haricinde burada yemek yaparken kullandığımız şeyler var. Kaşıklar vesaire var. Bu kaşıkları da Tefal'den aldık. Tefal'in tencere seti var bizde. Oradan aldık onları da. Hani set olsunlar istediğim için oradan kullandık. Böyle bu tarafta gördüğünüz gibi patates, soğanlık vesaire Tapır'ın ürünlerinden tercih ettik yine. İşte suyumuz ve işte bu tarafta da çöp kovamız. Bu çöp kovasını biz Muda'dan aldık. Kaç aldığımızı pek hatırlamıyorum. Sonra burada bulaşık makinemiz var. Bulaşık makinemizi ve buzdolabımızı biz Siemens'ten aldık. Bu da buzdolabımız. Ve gayet memnunuz bence buzdolabından da, bulaşık makinesinden de. Yine halamızı aynı şekilde az önce gösterdiğim gibi salonun halısını aldığımız yerden aldık. Biz salona, antreye, hole neyse işte ve giyim odasına aynı kilimi aldık. Bir de spotumuzu gösterelim burada. Bu tarafa salona, salona değil mutfağa girişe, hole yani ve giyim odasında spot kullanmayı tercih ettik. Daha güzel duruyor bence. Buraya bir tane bakliyat dolabı aldık. Bunu daha sonrasında aldık aslında. Bu bakliyat dolabı da bizim bütün mutfak dolaplarına bence çok uydu. Tamamen takım gibi durdu hatta. Bunun üzerine tost makinemizi koyduk. Tost makinemiz de Tefal'in tost makinesi. Ve Arçelik'in kahve makinesini aldık buraya. Bu şekilde de burada bunları konumlandırdık. Daha sonrasında zaten daha detaylı bir mutfak turu çekiyor olacağız. Dolapların içlerinin hepsine tek tek bakıyor olacağız aslında. O yüzden bu taraftan yavaşça gidebiliriz. Gel şimdi. Bu holden devam ediyoruz. Yine gördüğünüz gibi aşağıda az önce de bahsettiğim gibi halıları aldığımız yerden bu kilimi de aldık. Mutfağınkiyle aynı gördüğünüz gibi. Spotumuz ise yine aynı şekilde aynı. Bu biraz daha hani uzun spotlardan kullanmayı tercih ettik burada. Işığı daha iyi yayması ya da daha güzel durması açısından. Böyle geldiğinizde bu tarafta süslerimiz var, avizelerimiz diyorum ya.
Neyimiz bunda? Çerçevelerimiz var. Kafa gidince çerçevelerimiz var. Bunları da IKEA'dan aldık. Mutlaka görmüşsünüzdür. Ben dikdörtgen olanlarını tercih ettim. Fotoğrafta dikdörtgenlerin daha güzel durduğunu düşünüyorum. Böyle 4 tane çerçeve kullandık burada. Bunlar da çekimimizde, yani düğünümüz varla yaptığımız çekimlerde olan fotoğraflarımız. Hepsi çok güzel. Yakında albümümüz de gelecek. Albümümüz gelince bütün fotoğrafları inceliyor oluruz hatta. Tamam. Şimdi gel ayakkabılığımızı gösterelim. Ben bu ayakkabılığı aldıktan sonra alanlara oldu biliyor musun? Alan. Sonra anlatırım. Geç geri. Aynen. Şimdi bak bu ayakkabılığımız hatta Erden'in teyzesinden hediye. Erden'in teyzesi de bu ayakkabılığı kullanıyordu. Biz de yerden tasarruf etmek için böyle bir ayakkabılık tercih ettik. Böyle beyaz. İki tane aldık. Bunların ikisini yan yana monte ettirdi. Bu üç raflı olanı bizde. Şöyle açılıyor. Her bir bölümü iki tane ayakkabı alıyor aslında. O yüzden 2, 4, 6 totalde burası 12 ayakkabı alacak kadar bir şeye, hazneye sahip. Sonra üzerindeki süslerimizi mi gösteriyorsun? Evet. Ha, tamam. Ben bunları pek sevmediğim için atladım. Şimdi şöyle, şu Pisa Kulesi ve şu madalyonlar mı? Neler? Gladyatörler. Gladyatörler. Bunlar Erdin'in arkadaşının, hatta bu da galiba, Eyfel'de galiba. Bu da aynı kişiden. Bu da aynı kişiden ve ben bunu hiç sevmiyorum. Bence çok dandik duruyor. Neyse. Bunlar bu şekilde burada. Bunları buradaki kaktüslerimizi vesaire, kaktüs deniyor herhalde bunlara, evet, da. Bunları IKEA'dan aldık. Bu rahmetlik. Bana oradan hiç söyleme. Buraya bir tane kolonya koyduk ve bu tarafta işte yine süslerimiz falan var işte. Artık gelebilirsin. Bu tarafa giyim odasına geçebiliriz. Bence en çok seveceğiniz yer evde salon ve giyim odası diye düşünüyorum. Ha? Işığı açsana istersen. Işığı açayım, tamam. Gel. Daha mı iyi oldu böyle? Yani daha aydınlık gözüküyor. Tamam. buraya girdiğinizde ilk olarak yerde bir tartımız var. Bu Erdin'in çalışırken eski firmasından getirdiği bir tartıydı. Bize böyle hediyeler getiriyordu Erdin. Çeyiz olarak dizimimiz için. Ondan sonra burada büyük bir giyinme dolabımız var gördüğünüz gibi. Biz bu giyinme dolabını Metin Akpınar Ray Dolap'tan yaptırdık ve o kadar kullanışlı bir dolap ki biraz fiyatı pahalı. Ama hani dandik dolap almaktansa en azından hani bunu alırız, senelerce kullanırız diye düşündüğümüz için bunu almaya karar verdik. İçerisini size biraz sonra biraz göstereceğim ne kadar kullanışlı olduğunu. Hatta göstermeye başlayayım isterseniz. Şu kısmını bir göstereceğim biraz. Burasına böyle ütü masası ve ütüyü koymak için bir yer yaptırdık. O yüzden de bu ütü ve ütü masası aslında çok da yer kaplamadı başka bir yerde. Bunu toparlamış oldu. Ben buraya kendime böyle raflar yaptırdım. Ayrı ayrı bölmeler yaptırdım. Böyle bu şekilde. Daha sonrasında bu dolabı düzenleyeceğiz. Şu an her şey yazlık, kışlık birbirine karışmış durumda. Bu dolap gördüğünüz gibi 3 kapaklı bir dolap. Böyle ortasına baklava desenini kullandık. Diğer yanları normal şekilde camlar geliyor. Benim en çok bu dolapta sevdiğim kısım aslında zaten bu kısım. Böyle bu tarafa montlarımızı, işte üstlerimizi vesaire koyduk. Ama bu alan bize artık yetersiz geliyor. Daha sonrasında alacağımız şeyler için vesaire sığmayacak. Başka bir şey daha düşünüyorum. Biraz sonra size ondan da bahsederim. Böyle buralara işte... burada şeyler, bölmelerimiz var. Böyle aksesuarlık vesaire diye geçiyor zaten bunlar. Bu tarafta böyle Erdi daha çok kullandı. Benim koyabileceğim pek bir şey yoktu buraya. Kenarlarını vesaire yerleştirdi. Saatlere bilmem neler burada. Buraya 4 adet çekmece yaptırdık. Bu çekmecelerden sadece bir tanesi Erdi'nin. Erdi'ye pek yer kalmadı. Ben çünkü 3 çekmeceyi de kullanmak zorunda kaldım. İşte kışlık geceliklerim, işte kışlık pijamalarım, yazlık pijamalarım, yani iç çamaşırları vesaire derken Erdi'ye sadece bir tane kaldı. Yapacak bir şey. Maalesef. Sonra bunu çekmeseydim daha iyiydi. Bu tarafta zaten Erdi'nin bölümü yine. Gel istersen bir. Gel şimdi buraya. Bu taraf Erdi'nin bölümü. Şöyle. Buraya böyle
Canım eşim böyle kendisine sürgülü bir şey yaptırmak istedi. Bende yok böyle atraksiyonlar. Buraya kendisine pantolon askılığı yaptırmak istedi canım. Ondan sonra bu tarafta yine aynı şekilde onun da bölmeleri var. Ve bu tarafta da zaten gördüğünüz gibi askılıklar vesaire bunlar iyice karışmış durumda. Biz buraları sizle beraber bir düzenli olacağız zaten yakında. Yukarılara da genel olarak böyle ayakkabı kutuları almıştım ben. Koçtaş'tan aldık değil mi biz bu şeffaf ayakkabı kutuluklarını? Evet. Onları falan koyduk genelde. Benim bölümüm de daha çok ağırlıkta o şekilde. Hemen şu dolabı it bakalım buraya. Şimdi şöyle gelebilirsin. Biraz sonra makyaj masasını gösteririz. Şu koltuk zaten az önce size salonda bahsettiğim gibi Klentlerin deseninden olan koltuk. Biz onu salona sığdıramadık. O yüzden de giyim odasına koyduk. Gayet de güzel oldu bence burada. Hem bir hava da kattı, renk de kattı diye düşünüyorum. Perdemiz yine aynı tülden gördüğünüz gibi. Yine aynı perdeciden yaptırdık bunları. Sonra böyle gelecek olursak bu tarafa süpürgemizi koyduk. Bu neyin süpürgesiydi? Roborock. Roborock markası. Roborock markasının süpürgesi. Bunu kullanıyoruz. Normal Dyson gibi. Yani çok da farkı yok bence. Bilmiyorum hava filtresi bilmem nesi falan pek bir farkı var mı bilmiyorum ama bunu kullanıyoruz. Yani fiyat performans ürünü. Peki. Sonra burası makyaj masam. Yine komedinlerin modelinden gördüğünüz gibi. Ben çok beğeniyorum. Hem rengini hem modelini çok kullanışlı bir makyaj masası. Şöyle gel hatta göstermeye başlayalım. Bu aynayı da IKEA'dan aldık. Geçenlerde aldım hatta bunu da. Birkaç kişi beğenmedi ama yani ben beğendim. Şöyle gösterecek olursam da size böyle bu şekilde açılıyor, kapanıyor falan kenarları. Onlar çok önemli değil ama bence güzel yani. Bu tarafta işte daha çok böyle parfümlerimi, vücut losyonlarımı, el kremlerimi vesaire koydum bunun üzerine. Ve burada da böyle küçük aynam var. Bu da makyaj yaparken böyle yakınıma aldığımda benim için gayet güzel olabiliyor. Buraya yine gelin çiçeğimi koydum. Daha sonrasında buraya bir tane makyaj için fırçalık alacağım. Makyaj fırçalığı alacağım. İçerisine fırçalarımı o şekilde koyup değerlendireceğim. Bu ilk rafı açtığımızda üzerine böyle makyaj malzemelerimi buraya sıralandırdım aslında. İşte dedim ki yüz ürünleri mesela, dudak ürünleri dedim, işte göz ürünleri işte yani rimeldir, eyelinerdir vesaire. İşte makyaj fırçaları, far paletleri vesaire dedim. İşte ojeler, takılarım, işte tokalarım ve geri kalan şeyler diye böyle konumlandırdım. Sonra bu dolabın çok kullanışlı olmasının nedenlerinden biri de burada da böyle raflarım var. Yine böyle havlularımı koydum. Çünkü benim banyomu biraz sonra göreceksiniz. Banyomu biraz sonra göreceksiniz. Çok hani havlularımı koymak için bir yerim yok. O yüzden de burası güzel oldu. Şurada bir tane makyaj koltuğum, pufum var. Bu pufu da yine aynı bu komedinleri ve makyaj masasını yaptırdığım yerde yaptılar. Hatta üzerindeki şeyi de, kumaşı da ne yatak başlığımın üzerindeki kumaşlardan. Ayakları da aynı mobilyamın ayaklarından yapıldı renk olarak vesaire. Bu şekilde benim istediğim gibi yapıldı. Bunu böyle araya böyle sıkıştırıp koyabiliyorum. Bunun haricinde bu tarafta yine 3 tane daha böyle çekmecem var. Buralarda böyle maskelerimiz, fotoğraflarımız. Buraları böyle bayağı düzenledim. Saç maşam vesaire. İşte bikinilerim falan. Bu şekilde konumlandırdım bunları da. Burasında yine gösterdim mi? Kilimimiz yine aynı. Yer mutfaktaki ve şeydeki gibi, holdeki gibi kilim. Buraya da yine bir tane spot yaptırdık. Bu spot da girişteki, holdeki spotun biraz daha küçüğü. Göster istersen. Tamam mı? Şimdi burada bu şekildeydi. Şimdi çıkabiliriz buradan. Son olarak banyomuza gelelim. Banyomuz bu şekilde. Biraz sonra ben size daha detaylı da çekiyor olurum. Şimdi şöyle, buraya girdiğinizde ilk olarak şurada bir kirli sepetimiz var. Bu kirli sepetini IKEA'dan aldık biz. Erdi başta buna çok büyük olmasın falan filan dedi ama
Bence gayet idealerdi çünkü nevresimleri falan kaldırdığımızda buna koyduğumuzda kirli sepeti hemen doluyor falan hatta. Sonra burada duşakabinimiz var işte gördüğünüz gibi. Bunun içerisini biz sonradan tekrar yaptırmak durumunda kaldık. Duşakabinin içerisini kırdırmak durumunda kaldık. Bu şekilde de bu fayanslar şu anda biraz moda. Bunlardan yaptırayım size. Hemen bunları buraya koydurduk falan. Sonra böyle geldiğimizde burada şundaki şişi kapatsaydım. Buraya geldiğinizde gel istersen çöp kutusunu ve tuvalet fırçalarını göstereceğim. Bunları Ikea'dan aldık. Biraz gel yaklaş istersen. Bunları Ikea'dan aldık böyle. Hatta sabunumuz vesaire de onlar da Ikea'dan. Hepsi takım olarak. Şu aşağıdaki halımız, bu taraftaki yani şeyimiz, paspasımız. Bunu da Muda'dan aldım. Normalde böyle siyahlı beyazlı bir şey arıyordum. Hiçbir yerde bulamıyordum. Bu da Muda'ya yeni geldi. Geçen günkü alışverişinde zaten görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Şurada bir tane bir el havlum var şu anda. Bu misafir havluları olarak geçiyor bunlar. Bella Maison'dan aldım bunu da. Bu da şu anda buraya çok uyum sağladığı için koymak istedik. Sonra bu tarafa geldiğinizde burada bir çamaşır makinem var. Çamaşır makinem Electrolux markasının bir makinesi. Erdin'in 4 sene önce vardı evinde bu. O yüzden hani bunu sakladık bu tarafa. Bunu aldık. Yani eskidir bu makine şu anda biraz. Onunla beraber şu tarafta böyle sepetler kullandım. Bunları da hatta çeyizime ilk aldığım sepetler diyebilirim bunlarda. Yani hatta çeyizime ilk aldığım ürün bence yemek takımından sonra. Bunlara böyle yüz yıkama jellerimizi, misafir havlularını, işte tırnak makasıdır, işte yüz yıkama jelidir vesaire işte neyse onları doldurduk. Buralarda işte fırçalar, saç spreyleri, İşte başka türlü bakım ürünleri vesaire mevcut. Bu tarafta ise böyle yine sabunluk ve diş fırçalık işte yine aynı şekilde katı sabunluk vesaire. Bunlar da Ikea'dan aldığımız banyo ürünlerinin az öncekilerinin takımıydı. Bu tarafta böyle diş fırçalıklarımız vesaire var. Diş fırçalarımız vesaire var. Bunun haricinde buralara da zaten böyle bakım ürünlerimizi falan koyduk. Böyle bu şekilde. Çekebiliyor musun? Çekiyorum. Tamam. Bir de bu tarafa da ben daha çok böyle temizlik ürünlerimizi, banyo ürünlerimizi vesaire koydum. Burayı da bu şekilde değerlendirdik ama her şey buraya çok sığmıyor aslında. O yüzden daha sonrasında başka alternatif şeyler düşünmek durumundayız biraz da. Şimdi buradan da çıkıyoruz. Gelebilirsin buraya. Burası. Şimdi burada sesim yankı yapmaya başlayabilir. Burası çünkü boş. Yani hani 3 artı 1 diyorum ama biz şu anda 2 artı 1'lik alanda yerleşiyoruz aslında. Burası boş dediğim gibi. Daha çok şu anda ardiye gibi. Fazlalık eşyaların toplandığı yer gibi konumlanıyor şu anda. Bomboş. Sadece bir perdesi var görüyorsunuz. Bir de şunu gösterebiliriz. Yine bunu da şeyden aldık. Avizelerimizi aldığımız yerden aldık. Aslında bu bence yatak odasındakinden çok daha güzel. Yani bilmiyorum. Belki de sonra değişiriz. Hiçbir fikrim yok. Burada işte bavullarımızı vesaire saklıyoruz. Şu anda bu vantilatör de annemlerden gelmişti. O vantilatör de sonradan gidecek buradan. Şu bilgisayarı da size evi göstereceğim için buraya kenara aldım. Çünkü burada videom yükleniyor. Bugün sizin için videoyu yüklemiş olacağım. Öyle. Şimdilik size gösterebileceğim detaylar bu şekildeydi. Gel istersen salonda bir veda konuşması yapabiliriz. Böyle bu şekilde görüyorsunuz. Umarım evimizi beğenmişsinizdir. Gel bakayım. Gel şöyle gel istersen. Şöyle. Burada daha güzel çıkar bence. Ha? Umarım keyifle izlemişsinizdir. Sizin için güzel bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğene basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Erdi'ye de buradan çok teşekkür ediyorum destekleri için. Bir saattir video çekiyoruz mutlu. Neyse, abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Güzel yorumlarınızı sakın eksik etmeyin. Öpüyorum.